Sevgili dostlar, merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sevdiğiniz ve beklediğiniz bir konudan size bahsetmek istiyorum bu videoda. Korunma taşları nelerdir? Yani psişik etkilerden, çeşitli saldırılardan, psişik enerjilerden, buradan gelen saldırılardan, nazardan veya negatif enerji dediğimiz alanlardan bize geldiğini, üstümüzde bulunduğunu düşündüğümüz enerjilerden nasıl taşlar vasıtasıyla bir şekilde temizleniriz, korunuruz, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hep söylediğim bir şey var. Doğadaki yaratılmış olan bütün argümanlar, aslında her şey, doğadaki bulunan her şey bizimle ve kendi içerisinde, ekosistem içerisinde önemli bir denge içinde. Dolayısıyla her şeyin bize bir faydası ve bizim de her şeye bir faydamız var. Her şey bize hizmet ediyor kelimesinden hoşlanmıyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Bu insanın kendini çok fazla bir şey sanmasıyla bağlantılı bir egoya neden oluyor. Kendi kişisel kanaatim. Dolayısıyla hayır, hepimiz birbirimiz içinde bir düzen içindeyiz. Biz onlara, doğaya, onlar da bize bir şekilde hizmet ediyor. Birlikte dengeli bir şekilde giderken birbirimizden de dengeli bir şekilde faydalanma olanağımız var. Kaynakları yok etmeden ve bunu sevgiyle ve denge içinde yapmamız gerekiyor. Bu noktada çok sık soruyorsunuz bana, işte üzerimde çeşitli negatif enerjilerin olduğunu düşünüyorum bir biçimde. Bunlar aslında sadece sizin nazara, büyüye ya da başka bir etkiye, bir frekans alanına maruz kalmanızla da bağlantılı değildir. Stres dediğimiz şey, travmalar, krizler, bunlarla bizim kendi enerji alanlarımız ve çakralar dediğimiz frekanslarımızın dolaştığı evrendeki enerjinin bir şekilde bizde vuku bulduğu noktalar, yani çakraları da bloke eden, bir şekilde kendi düzenimizi bozan etkilerdir. Dolayısıyla sadece dışarıdan birinin bize bir şey yapması, bir nazarla ya da benzer bir enerjiyle bizim frekans alanımıza zorla girmesine gerek yok. Biz de aslında hayatın getirdiği travmalar, stresler ve gerginliklerle kendi alanlarımızın bozulmasına neden olabiliyoruz. Burada faydalanabileceğimiz etkileşimler var. İşte ben bilgilendirme videolarıyla size hep bunları anlatmaya çalışıyorum. YouTube kanalımı açtığımdan bu yana sadece astroloji değil, çünkü hayatı bir bütün olarak almaya çalışıyorum. Bildiğim, uzun yıllardır biriktirdiğim tüm bu bilgi birikimlerini de sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Burada korunmayla ilgili, kendi frekanslarımızı düzelterek korunmayla ilgili neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ve burada taşlardan nasıl faydalanabiliriz her şeyden önce? Bunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle dışarıdan gelen, bize blokaj halinde gelen, dışarıdan bizi etkileyen herhangi bir enerji, bu işin nazar olabilir, negatif bir enerji olabilir, bir şekilde bize bu anlamda bulaşmış bir enerji, bizim kendi etkilerimizi bozan enerjiler, üçüncü çakramızı birinci ölçüde buradan deforme ederler. Üçüncü çakrada solar plexus dediğimiz, bizim genelde mide bölgemizin tam üstünde bulunan ve hayatı hazmetmemiz ve enerji noktalarımızın tam ortasında neredeyse yaşamı bir biçimde biçimlendirmemizi sağlayan özel bir alandır. Burası hızlı bir biçimde bloke olur. İkinci noktada kök çakradır. Burası bloke olur. Yani 1 ve 3. çakra dediğimiz kök çakra ve solar plexus dediğimiz mide çakrası, dışarıdan gelen nazar, benzeri ya da negatif enerji dediğimiz, hani büyük kelimesini kullanmaktan hoşlanmıyorum, bu tip etkilerde bozulur ve deformasyona uğrar. Dolayısıyla 1. çakra bozulduğunda korkularımız artar, adım atamayız, bloke oluruz, bir şeyi ilerlemekte çok zorlanmaya başlarız. 3. çakra bozulduğunda, ki genelde dış etkilerde en fazla vurguladığım nokta budur, burası çok çabuk bozulur, hazmetme sorunları başlar. Hayatı sindirememe, enerjimizin düşmesi, canımızın hiçbir şey istememesi, bir şey yapamama, üzerimize ölü toprağı serpilmiş gibi bir duygu içinde olma veya sürekli aksiliklerle uğraşma ve yaşamın içinde bıkkınlık noktasına geçmeyle ilgili bloke olma noktası derim ben buna. Bunlarla uğraşıyor olabiliriz. Şimdi burayla ilgili en önemli etki, öncelikle bunlar bir bütündür. Yani siz kendi bütün çakralarınız ve bütün enerji alanlarınızı dengelemeden aslında tek bir yeri toparlayamazsınız. Bunun için de mümkün olduğu kadar daha dengede olmaya, işte çeşitli videolarda anlattım ben bunların yollarını, dilim döndüğünce, olabildiğince, en doğrusu suyla muhatap olmaktır, dualardan faydalanmaktır. Hayatımızda bizi strese sokan noktalarda biraz daha gerginliklerden çıkmaya çalışmaktır. Dediğim gibi çakralarla ilgili daha önceki videolarda da hani nasıl dengeleme yaparız aşağı yukarı anlatmıştım. Şimdi korunma önemli. Yani sadece saldırıya geçmemiz, bizim bir enerjinin, bir şeyin bize nazar ya da benzeri bir etkiyle saldırı
da bulunmuş olmasına gerek yok. Bizim normal olarak bu dünya koşulları içerisinde kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü çok fazla stres, çok gerginlik ve travmalar içerisindeyiz. Sürekli hayattan, evinizden dışarı adım attığınızdan itibaren yaşam içerisinde bolluğunuz, bereketiniz, para kaygılarınız, çocuğunuzla ilgili kaygılar vesaire, iş stresleri derken sürekli enerjimizin emilmesi ya da blokajlarımızın artmasıyla uğraşıyoruz. Bu nedenle bu etkileri iyi anlamak, korunmaya geçmek önemli. Evlerimizin enerjisini nasıl düzeltiriz kısmında ev de çok önemli. Çünkü biz ne kadar iyi olursak olalım, yaşadığımız mekanın etkileri iyi değilse, burada bir sıkıntı varsa bunlar hepsi birbiriyle beraber dengeli çalışmak zorunda. Oraya işte adaçayı başta olmak üzere neler yapabilerek düzeltebilirsiniz, biraz daha ev alanlarınızı nasıl düzene koyabilirsiniz onu anlatmıştım. Burada size öncelikle korumayla ilgili önereceğim nokta taşlarla bağlantılı, ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben taşları en yüksek oranda korunmak için kullanırım. Korunma enerjilerimi artırmak için, blokajlardan kurtulmak için veya birinin bana blokaj yapmasını engellemek adına kullanmaya çalışırım ve bunu da tavsiye ederim. Burada size önerebileceğim birinci taş florit. Çok kuvvetli bir taştır. Florit taşı. Ekranda gelecek diye düşünüyorum. Hani görebileceğiniz bir örnek. Florit taşı çok güzel, içinde çeşitli renkler barındıran çok eski bir kristal türüdür. Uzun süreli zamanla oluşan, işte manyetik enerjiye yakın bir biçimde yerin altında uzun süre isteyen, oluşumu uzun süre isteyen taşlardan biridir. Odaklanmaya çok iyi gelir. Herhangi bir konuya odaklanmaya, ama çok kuvvetli bir koruma ve temizleme enerjisi vardır. Birincisi, bunu kullanabilirsiniz. Floriti gönül rahatlığıyla korunma enerjisi için ben de tercih ediyorum. Kullanabilirsiniz. İkinci nokta, sık tercih ettiğim, gene özellikle çok yüksek frekansta bir psişik bir saldırıya uğradıysanız 6. çakranızla ilgili de sıkıntı var demektir. Dumanlı kuvars. Dumanlı kuvars çok sağlam bir koruma enerjisi taşıyan taşlardan bir tanesidir. Necefle direkt taşınması biraz ağır olabilir. Enerjisi ağır bir taştır ama çok yüksek bir korumaya sahiptir. Necef ya da dağ kuvarsı dediğimiz taşlarla birlikte kullanılabilir. Pembe kuvarsla karıştırabilirsiniz ya da tek olarak da kullanabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. En kolay ulaşabileceğiniz ama güçlü enerjilerden bir tanesi olan amatist taşı. Amatist taşını hem ham olarak hem işte takı olarak da çok rahatlıkla kullanmanızı, özellikle koruma enerjileriniz açısından tavsiye ederim. Amatistin şöyle bir özelliği var. Dengeleme de sağlıyor ve enerjisi uzun süre devam ediyor. Yalnız dumanlı kuvars ve amatistin yine şöyle bir özellikleri var. Bu ikisinin sık temizlenmesi gerekiyor. Özellikle dumanlı kuvarsın. Bunlar bizdeki enerji emilimini hızlı yaparlar. Dengelemeye çalışırlar. Bu nedenle de sık deformasyona uğrarlar. Yani amatist taşının ya da dumanlı kuvars taşının birdenbire patlayıp böyle üstünüzden düşüne falan çok şahit olursunuz. Çünkü taş çok birikime giriyor. Onları sık temizlemek gerekiyor. Temizlemekle ilgili, taş temizliğini nasıl yapacağınızla ilgili de size bilgileri, taşlarla ilgili daha önce verdiğim taş kullanımları nasıl olabilir şeklindeki videomda da bulabilirsiniz. Orada da var. Diğer bir nokta, selenit. Evinizden ayırmamanızı tavsiye ediyorum. Benim yastığımın altında, çalışma masamda, çekmecemde, çantamda, her yerimde bir şekilde bulundurduğum taşlardan bir tanesidir. Küçük, büyük yanınızda taşıyabilirsiniz. Evinizde bulundurabilirsiniz. Temizleme özelliği kuvvetlidir. Çünkü bu enerjileri bir şekilde de bu şekilde desteklememiz gerekiyor. Bir de size kaplan gözünü önereceğim bu anlamda. Kaplan gözü de çok kuvvetli taşlardan bir tanesi. Kahverengimsi, biraz böyle bir eril enerjisi kuvvetli bir taştır. Güçlü bir taştır. Baş ağrılarına iyi geldiğiyle de ilgili eskilerin kullandığı ve bize ulaştığı bilgiler var. Migren ataklarına ve baş ağrılarına iyi gelmesiyle ilgili. Bunun nedeni tamamen üst çakralarla bağlantısı olması. 6 ve 7'ye çok dönük bir taştır. Yani 6. ve 7. çakraya, 6 ve 7 kader sayısına aynı zamanda çok dönük bir taştır. Kaplan gözünü de kullanabilirsiniz ama özellikle koruma enerjileri için dumanlı kuvars, amatist ve floriti birinci elden tavsiye ederim size. Bu taşlar hani hem kolay ulaşabileceğiniz hem de çok güçlü enerjileri olan koruma taşlarıdır. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de şu: niyet etmeniz lazım. Taş bir sürü konuda işe yarayabilir. Mesela amatist aynı zamanda uykusuzluk problemlerine de iyi gelebiliyor. Ama şeyde tutmamanız lazım. Yani yatak odanızda tutmamanız lazım. Yani genel olarak üstünüze taşımanız uykusuzluk sorunlarına da iyi geldiğiyle ilgili anlatılır. Ustalar bize böyle bir bilgi vermiştir.
Ama o taşı korunmak için, dengelenmek için kullanmak istediğinizde buna niyet etmeniz lazım. Dumanlı kuarsı da öyle. Mesela dikkat toplamakla da ilgili kullanılabilir. Ama onu korunmak için niyetle kullanmanız lazım. Yani taşı aldığınızda öncelikle o taşı temizlemeniz gerekiyor. Size ulaşana kadar bir sürü yerde gezdi o taşa, bir sürü insan dokundu. En basit yöntem suyla yıkamaktır, süt kullanmaktır. Bunları anlattım diğer videomda. Temizledikten sonra niyet ederek, yani beni korumanı, benimle olmanı, benim enerjimi resetlemeni, benim üstümde bulunan şu etkilerden beni ayırmanı, bu enerjinin bende dengelenmesine yardım etmeni talep ediyorum ve niyet ediyorum diyerek, niyet ederek kullanmanız lazım. Diğer bir noktada size tavsiye edebileceğim, gene korunma taşlarıyla ilgili, size daha önce sayılarla ilgili bir takım kodlar vermiştim. Bunlar içinde blokajları açan özel bir kod vardı. 52025, 52025 şeklinde de okuyabiliyorduk. Bu çok etkili bir sayı. Bununla ilgili bana çok geri dönüşte oldu zaten. Blokaj açmak, herhangi bir konudaki bir blokajı açmak, trafikteki bir blokaj, hayatınızdaki bir blokaj, duran, ilerlemeyen bir şeyi açmak için çok faydalı bir sayı kodudur. Kullanacağınız taşı korunmak için ya da üstünüzde bulunduğunu hissettiğiniz nazar, benzer bir etki, negatif bir enerjinin size verdiği blokajı açmak için, kullanmak için de bu niyetle taşa 52025'i de yükleyerek ayrıca kullanabilirsiniz. Bizim kültürümüzde esmalar, bizim dini inancımızda ve kültürümüzde, dini geleneklerimizde esmalar çok önemli bir yer tutar. Özel, ağır ve dikkatli kullanılması gereken konulardan biridir. Ama özellikle korunmayla ilgili alanda bir taş kullanımında Ya Hafız veya Ya Selam esmasında taşlara ayrıca yükleyebilirsiniz. Ama hem kod, sayı kodunu hem esmayı, ikisini bir arada yüklemenize gerek yok. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Olur, olmaz diye bir şey yok. Ama ben genelde ikisinden birini tercih ediyorum. Ya Hafız ya da Ya Selam esması veya ikisini birden kullanabilirsiniz. Korunmak için kullanacağınız bu taşlarda, bu niyetle hayatınıza alacağınız bu taşları çok rahat temizledikten sonra yükleyebileceğiniz ve ondan sonra kullanabileceğiniz taşlar. Kolye olarak, bileklik olarak kullanabilirsiniz bu taşları. Üzerinize taşıyabilirsiniz ama enerji çok yüksekse, yani sıyrılmak istediğiniz enerji etkisi çok kuvvetliyse burada ilk nokta biraz daha teninize temas etmesi. Yani özellikle korunma taşları, hani mesela şeyleri, bereket taşlarını üstünüzde taşıyabiliyorsunuz, çantanızda da taşıyabiliyorsunuz ama korunma taşlarının teninize temas etmesi önemlidir. O yüzden biraz daha, hani mümkünse, herkes çünkü kullanamıyorum diyor kolyeyi veya bilekliği, üstünüzde teninize temas ederek bir süre kullanılmasında fayda var. Bir süre sonra, bu süre 21 veya 41 gün olmalıdır her zaman. Ondan sonra isterseniz çantanızda yanınızda taşıyabilirsiniz. Bir de uzun süreli gerekiyor. Yani bütün bu çalışmalarda, bütün frekans çalışmalarında, bütün bu enerji çalışmalarında her zaman söylüyorum. Sayılarla ilgili, kodlarla ilgili, hatta esmalarla ilgili herhangi bir çalışma yapacağınız zaman bunun süreli olması gerekiyor. Hep derim, alim olmak talim ister. Talim etmeden hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bir şeyi böyle iki kere yapıp, üç kere yapıp bırakmayı evren sevmiyor. Burada bir düzen istiyor. Bu enerjilerle ilgili her türlü çalışmada da biraz daha düzenli, en az 21 ve 41 sayılarını kullanarak, yani gün olarak kullanarak hayatınızda bulundurmanıza, bu çalışmaları bu şekilde yapmanıza da ayrıca fayda var. Her birinizin enerjilerinin çok korunaklı olacağı, bütün blokajlarınızdan sıyrılacağınız, korunmayla, sevgiyle, dengeyle iç içe olacağınız bir hayat diliyorum, temenni ediyorum. Başka bir videoda, bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.